Merhaba, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Fatih Terim'in basın toplantısına birlikteyiz. Sorularınız varsa siz de başlayalım. Oğuzhan Ort, buyurun. Oğuzhan Ort, burada tabi recaatlı. İyi bir oyunla derdi galibiyetini aldınız hocam. Tebrik ederim öncelikle. Maçın değerlendirmesini bir de geride kalan şampiyonluk yarışı hakkında neler söylemek isterdiniz? İyi geceler herkese. Bütün maç boyunca iyi bir oyun oynadık. Oyunun iki tarafını da iyi oynadık. Hem işin defansif bölümünü hem işin atak bölümünü artı bugün geçiş hücumlarını da iyi yaptık. Hem defansın arkasına koşan oyuncularımız vardı hem de pas sonrası sette de açıkçası iyi pozisyonlar bulduk. Maça biraz ürkek gibi başladık. Birkaç dakika. Ama çabuk toparladık. Ve birbirden sonra maçın son düdüğüne kadar da oyunun kontrolünü elimizde bulundurduk. Hele hele ikinci yarı hem pozisyon vermeyen neredeyse ve rakip kalede çok önemli pozisyonlar bulan bir Galatasaray vardı. Yani sonuç itibariyle bugün oyuncularımı kutluyorum. Gerek arkadaşlarımla planlamamız gerekse oyun içinde doğru yerlerde durmamız, doğru pozisyon almamız, bir bütün halinde oynamamız bugün sonucu getirdi. Ve de seyredilmesi zevkli de bir oyun oldu. Daha da olabilir miydi? Evet. Ama lig lideri olan Beşiktaş'ı tabii yenmek önemli bir şey. 3 puana yaklaştık. Avarajda ikili avarajı eşitledik. Ama tabii sonuç itibariyle hem biz kazanacağız hem rakibimiz kaybedecek. Rakiplerimiz. Ama şu güzel bir şey ki son iki haftaya 3 takım da büyük umutlarla giriyor. Tabii ki daha çok avantajı olan var, daha az olan var, daha az olan var. Ama biz vazgeçmeyeceğimizi çok önceden söylemiştik. Vazgeçmiyoruz. Bakalım sonuç nerede bitecek. Bir de sizin sözleşmeniz bildiğim kadarıyla sona eriyor. Evet. Sezon sonunda. Ne gibi planınız var? Yani neler düşünüyorsunuz? Zaten önümüzde Galatasaray vermiş bir isim olarak bundan sonraki planlarınız neler diyeceğim? Arkadaşımız sorusu bir divan üyesi olarak Galatasaraylı Fatih Terim olarak bu seçim durumlarına ne diyorsunuz? İki, bir de mukavelemi sordu. Ben de kendisinden anlayış bekleyerek böyle iki konuda muhakkak ki fikrim var ama ben mümkün mertebe bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımı da ona göre hazırlamaya çalışıyorum. Eğer uygun görürseniz derbiyi kazanmış bir Galatasaray'ın önüne bunları geçirmeyelim. Bu çocukların ve bizim hakkımızı yemiş oluruz. Onun için bence bugünkü maçı konuşmak bunlardan daha önemli. Eğer beni böyle bir anlayışla karşılarsa sevinirim. Teşekkür ederim. Müsabakaya hakikati olan Meydan Mensupları'nın sorularına geçiyoruz hocam. Evet. Beyaz TV sesi gelmez. 3 puanı inan bir fark. Siz bu iki takımın bu akşamki futbolundan sonra şampiyonluğa daha umutla bakıyor musunuz? Muhakkak ki umutla bakıyorum ama bizim kazanmamız çok önemli. Ancak kazandığımız zaman rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Ancak şöyle baktığım zaman hiçbir maçın da kolay olmadığını görüyorum. Küme düşmeler var. İlk 5 içerisinde yukarı seviyelerde olmak isteyen takımlar var. Hiç kimse için maçlar kolay geçmeyecek. Ama biz
hiç ümidini kaybetmeden de vazgeçmeden de Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz. Tabii ki her şey olabilir. Biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedecek. Bundan ben ümit ediyorum. Kazanırlarsa da dediğim gibi işte biz de sonuç ne olursa olsun bizim kazanmamız lazım ki diğer konuları daha rahat bakabilelim. Rakip kayıplarında da o zaman bir kademe atlayabiliriz.